bir partiye bir vallahi söz veriyorum bu hukuksuzluğu kez almayacağım, belediye yani başkanlarınızı kayyum atamayacağım. Bu tabii çok acı ama yine de hani bu AKP'nin bir çabası, iktidarın bir çabası olarak değerlendirildiğinde yorumlamaya değer konu olabilir. Acaba çok yorumlar mısınız? Ciddi aslında yani parti açısından da bir diye Saruhan düşün. Evet. Bakalım ne diyecek ona. Sizi dinliyoruz Saruhan Bey. Gökhan Bey, galiba... Şu anda izleyebiliyoruz ve dinleyebiliyoruz Saruhan Bey. Eğer sorumu anlayabildiyseniz devam edebilirsiniz. Buyurun efendim. Soruyu anlayamadım çünkü sanıyorum kesinti mi oldu? Tamam. Oldu. Orada kesildi. Evet. Yanılmıyorsam Nuray Babacan. Soruyu tekrar edebilir misiniz? Evet, Nuray Babacan. Oralarını duydum. Duydum oralarını, sadece evet. Soruyu anlamadım. İşte yani bu hani bir kayyum adeta şeyiyle cezbederek sizi efendim AKP'nin sizi yanına çekme şeyi. Yani vallahi bak belediye başkanlarınıza artık kayyum atamayacağım şeklinde. Bu iddiaları siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani yeter ki aday gösterin. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim. Yani... Şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Suat Bey sakın üstünüze alınmayın. Yok yok tabii ki. Söylemiyorum. Lütfen. Şimdi bu 2015 Haziran seçimlerinden beri hep bizim başımıza gelen bir şey. 2015 Haziran seçimleri öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde o zaman Can Dündar sevgili Selahattin Demirtaş'la bir röportaj yapmıştı. Ve o röportajın içinde geçmemesine rağmen sürmanşete... o zaman HDP'nin AKP ile bir işbirliği yapmakta olduğunu ya da yapacağına dair bir iddiada bulunmuştu. Daha sonra Selahattin Demirtaş tabii bu röportajda geçmediği için bunu tekzip de etti ve o tekzip de yayınlandı. Fakat 2015 Haziran seçimleri öncesinden başlayan ve bugüne kadar gelen bir şey var. Her seçim öncesinde nasıl oluyorsa HDP... Bu AKP ile bir işbirliği yapıyor ya da yapmaya çalışıyor ya da AKP HDP ile işbirliği yapıyor. Fakat yine ne hikmetse her seçimde en fazla baskıyı gören, en fazla haksızlıkla karşı karşıya kalan, seçim adaleti açısından en büyük adaletsizlikleri yaşayan hep HDP oluyor. Ve bu da iktidar tarafından HDP'ye yapılan adaletsizlikler oluyor. Yani böyle garip bir durum yaşıyoruz. Biz şimdi bu yerel seçimler öncesinde yine... bu tartışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. 2015 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti ile HDP mi görüşme yaptı yoksa günlerce süren istikşafi görüşmeleri CHP mi yaptı? Herkes unutuyor bunları değil mi? Halbuki öyle değil. Gerçek başka türlü. Biz çok ağır baskılar altında direnerek gerçekten yani gözaltılar, tutuklamalar, sandık başı baskıları vesaire anlatmama gerek yok. Hepsini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bütün bunlara direnerek bir seçim sürecini her seferinde atlatıyoruz, bir başarı elde ediyoruz. Ama nedense her seferinde de bu acaba AK Parti ile biz bir işbirliği yapıyor muyuz sorularına cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ben bunu çok iyi bulmuyorum doğrusu. Bir onu söylemiş olayım ve bir kenara koyayım. İkincisi Nuray Babacan'ın söylediklerini ben de okudum. Tabii ki gazeteci olduğu için hani haber kaynağını açıklamak zorunda da değil. Bir şey de diyemem ama ben şunu söyleyeyim size. Yeşil Sol Parti'nin grup başkan vekili olarak bunu söylüyorum. Hani HDP'nin de grup başkan vekiliydim hatırlarsanız. Yeşil Sol Parti'nin AKP ile yaptığı herhangi bir düzeyde herhangi bir görüşme yoktur ki AKP şu lafları etmiş olsun. Hadi bu sefer biz sizin belediyelerinize kayyum atamayacağız. Böyle bir şey yok. Yani bu gerçekten olmayan bir şey. Nuray Babacan bunu iyi icat etmiş, ortaya attı. Hakkıdır, gazetecidir ama keşke bize de sorsaydı. Değil mi? Gazeteciliğin hep iki yanı vardır. Eğer siz bunu AKP kulislerinden aldıysanız böyle bir şeyi, bir dönüp bize de sorsaydınız keşke. Ya AKP kulislerinde böyle deniyor, siz ne diyorsunuz bu işe diye. Şimdi ikincisi bu. Üçüncüsü, şunu söylemek isterim. Yani bu kayın meselesi... O kadar büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik ki bunu neresinden nasıl anlatayım? Hani biraz da size karşı mahcup olurum. Siz, çünkü hepiniz benden bu kayyum meselesini daha iyi bilen insanlarsınız. Büyük bir hukuksuzluk var ortada. Ve bu kayyumların aslında nasıl atandığına dair açıklamayı hani biz kaç yıldır bunu anlatıyoruz mecliste ve meclis dışında televizyonlarda orada burada hep söylüyoruz. Fakat bizim anlattıklarımız belki yeterince inandırıcı değildi ama bu seçimler sürecinde
eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı bir gün bir seçim konuşmasında bunu anlattı. Beş cümleyle özetledi, biliyorsunuz değil mi? Dedi ki seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra 31 Mart 2019 beyefendi dedi, beni çağırdı Tayyip Erdoğan'ı kastederek. Demiş ki ben çok rahatsızım bu HDP'nin yerel seçimleri kazanmış olmasından, belediyeleri. Sen demiş buna bir çare bul. Devam ediyor Süleyman Soylu, anlatıyor. Diyor ki diyor körün istediği bir göz, beyefendi verdi bana iki göz, iki gün içinde hallettim bütün meseleleri diyor. Şimdi kayyumların atanması böyle bir hukuksuzluk, böyle bir keyfiyet, böyle bir şeydir esas itibariyle. Yani ortada hani bir hukuk işledi de orada suç işleyen belediye eş başkanları vardı da onların yerine kayyum atandı filan, böyle bir şey yok. Ve bugüne kadar kayyum atanmış olan belediyelerin, belediye eş başkanlarının belediye faaliyetleri nedeniyle aldıkları hiçbir ceza yok. Hiçbir ceza yok. Fakat görevlerine iade edilmediler. Bir tane en son Diyarbakır Ergani Belediye Eş Başkanı beraat etti yargılandığı davadan. Görevine iade edilmedi. Ahmet Türk beraat etti, görevine iade edilmedi. Yani bu örnekler artar. Diğerleri de beraat edecektir. Çünkü iddialar çok asılsız. Ama görevlerine iade edilmeden yeni yerel seçimlere gelinecektir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu kadar uzun tuttum bunu. Bu kayyum meselesi o kadar büyük bir hukuksuzluk, seçim adaletinin ve sandık hukukunun yok sayılması, seçmen iradesinin gasp edilmesi gibi bir şey ki. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kalkıp da bırakın bunu kapalı kapılar ardında bize söylemesini, çıkıp ortalıkta dese vallahi bir daha kayyum atamayacağız diye, bunun inandırıcı hiçbir yanı yok. Çünkü hukuka bağlı olarak atanmıyor zaten bunlar. Zaten keyfiyet var işin içinde.